Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lagrange yerimizi yazdık. Şu ön kısım neydi arkadaşlar? Birinci parçacığın kinetiği T1. Şu kısım neydi arkadaşlar? İkinci parçacığın kinetiği T2. Burası yine birinci parçacığın potansiyeli U1. Bu da ikinci parçacığın potansiyeli U2. Burada arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, yani biz öğretmenler bile hata yapabiliyoruz. Acele etmeden Lagrangian'ın ifadesini uygulayacağız. Neydi arkadaşlar Lagrangian'ımız? D bölü dt zamana göre türev. dl bölü dqi nokta. Genel ifadeyi yazıyoruz. Eksi dl bölü dqi. Ve biz ne zaman bir derse başlasak mutlaka bir telefon bizi engelleyecek vaziyete geliyor. Evet, şimdi telefonumuzu kapattık. Şimdi arkadaşlar QI bu da eşittir 0 olacak. Ama bakın buralar I üzerinden toplam kaç tane Q'muz varsa. Şimdi bizim burada kaç tane Q'muz var? 2 tane var. Birincisi ne? QI dediğimiz arkadaşlar teta 1. Q1 teta 1. Q1 zaten 1'den n'e kadar kaç taneyse Q2 yerine de teta 2'yi yazacağız. Şimdi önce teta 1 için. 1. Teta 1 için. Nedir? Neyi oluşturacağım? Arkadaşlar Lagrangian'ın teta 1 noktaya göre türevini. Hemen onu kenara yazalım. dl bölü d dl bölü d teta 1 noktaya. Buna göre türev. Şimdi klasik türev alıyoruz. Burası potansiyel olduğu için bakın dikkat edin potansiyel var. Teta 1 nokta diye bir şey yok. Burası komple sıfır. Sabit gibi. Şimdi teta 1 dediğimizde şu 2 öne gelecek. 1 bölü 2 m1 çarpı l1 kare çarpı 2 önde teta 1 nokta. Yani x kare gibi düşünüyorsun 2x oluyor. Başka teta 1 var mı? Var. İçeride bir tane var. Şurada var. Bakın şurada bir tane var. Sonra burada bir tane var. Artı arkadaşlar 1 bölü 2 M2 M2 aç parantez. Şimdi burada teta 1 var mı? Yok. Onun türevi teta 1'e göre türevi 0. Artı. Şu yerim kalmadı şuraya alacağım. Burada teta 1 var mı? Var. Ama şu kafadaki 1 bölü 2'yi de 1 bölü 2 M2'yi unutmayayım. İçerinin hepsine. Artı diye şuradan devam edeyim ben. Nedir arkadaşlar? L1'in karesi çarpı 2 teta 1 nokta. 2x yine x. X kare 2x oldu. Artı şu terime geldi. Teta 1 burada x gibi düşünün. X'in türevi 1'dir. O zaman diğerleri sabitmiş gibi yerinde kalır. 2 çarpı L1 çarpı L2 çarpı teta 1 nokta. Pardon orası 1 oldu özür dilerim. Teta 1 nokta 1 oldu o yok. Çarpı teta 2 nokta kosinüs teta 2 eksi teta 1. Şimdi biz bunu teta 2 eksi teta 1 şeklinde yazmamıza gerek yoktu. Ama trigonometriden bu bilgiyi biliyorsak kullanıp kapattık parantezi. Teta 1 nokta diye bir şey yok. Burada da yok. Bunlar da 0. Şimdi düzenlersek bunu düzelterek yazalım yine. D L bölü D teta 1 nokta. Ne yaptı arkadaşlar? Teta 1'e göre türev. Şu ikiler gitti. M1 çarpı L1 kare teta 1 nokta yaptı. Burada ne var? Şimdi bu iki her birinin bakın kafasında 2 var zaten. O zaman ikiler gitti. Artı dışarıda M2 var. L1 kare 2 gitti. Teta 1 nokta. Artı İkiler sadeleşmişti. Kalanlar L1 çarpı L2 çarpı tabi M2 bunun içinde geçerli. M2'mizi unutmayalım. M2 çarpı teta 2 nokta teta 2 nokta kosinüs teta 2 eksi teta 1 ifademiz bu. Şimdi en işin en bizi yoracak kısmını yaptık. Şu. Buna biz ne diyelim? Yine bir numara verelim. Yeniden başlatalım. Birinci denklem olsun. Şöyle Roma rakamıyla bir yaptım. Çayımızı
Bu denklemi bitirip ötekine dönelim. Tamam. Şimdi neyi oluşturmam lazım? Bunun da zamana göre türevi. D bölü dt bunun dl bölü del teta bir noktanın yani ikinci türevi. Daha Türkçesi. Şimdi Muhammed'im görüntüyü kaçırmayalım. Evet. Teta bir noktanın türevini alırsam arkadaşlar. Ne olur? M1 sabit vardı. L1 kare vardı. Teta bir nokta bir daha zamana göre türev. Teta bir iki nokta. İkinci mertebeye ulaştık. Artı M2 vardı. M2 çarpı L1 kare. Teta bir noktanın türevi. Teta bir iki nokta. Bunları aynı parantez altına alabiliriz ki kullanırız. Burada arkadaşlar teta 1'in zamana göre türevi var mı? Yok, özür dilerim. Teta 1 noktanın zamana göre türevi var mı? Yok, burası 0 oldu. Evet, ulaştığımız ilk terim bu. Şimdi geldik buraya. Ne yapacakmışız ondan başka? İkinci, DL'nin teta 1'e göre türevi. DL bölü D teta 1'e göre türevi. Şimdi bakıyoruz. Gel Lagrangian'e. İlk terimde teta 1 var mı? Yok. Noktası var. Nokta bizim teta 1 lazım. 0. Bu sabit. İkinci terim. 1 bölü 2. M2 yazdım. Parantezi açtım. Teta 1 var mı? Yok. 0 türevi. Artı. Teta 1 var mı? Yok. Noktası var. Bir daha 0. Artı. Teta 1 var mı? Şu ön kısımda yok ama kosinüs teta 2 eksi teta 1. Bak burada var. O zaman 2 çarpı L1 çarpı L2 bunlar sabitmiş gibi. Teta 1 nokta çarpı teta 2 nokta çarpı kosinüsün türevi eksi sinüs. Eksi işaretini yazdım. Sinüs teta 2 eksi teta 1. Ama dikkat edin teta 1 eksi. Eksi x'in türevi eksi 1. Bir eksilik de burada var. Kapat koşu parantezi. Düzenleyip yazarsak DL bölü del teta 1 arkadaşlar buradan. 1 bölü 2 ile bunu çarparsak 2'ler gider. M2 L1 çarpı L2 teta 1 nokta çarpı teta 2 nokta eksi ile eksi yine artı yaptı. Çarpı sinüs teta 2 eksi teta 1. Bunu da bulduk. Ne diyor Lagrangian? Bundan şundan ne diyelim biz buna? 2'den ikinci 2'den 3'ü çıkar diyor. O zaman ve sıfıra eşitle. Yapalım. Birinci denklemimizi oluşturalım. İlk denklem bitsin. Nedir bu? Yazalım. Yalnız aynı yerden bir daha hata yapıyorduk. Yakaladık. Evet. Amana. Lagrangian bu kadar değil ki. Teta 1'e göre türev alırken potansiyeli almadık. Onu da ekliyoruz. Ama son anda güzel fark ettik. Şimdi altta teta 1 nokta var. Şimdi bunun katsayısı L2 sabit, L1 sabit. Bunlar gider. Ne var arkadaşlar burada bakın. Artı diyorum. M1 çarpı G1 çarpı L1 kosinüs teta 1'in türevi. L1 çarpı kosinüsün yine eksi sinüs teta 1. Bunu ekliyoruz. Artı diğer terimde teta 1 var mı? Yok. O zaman 0. Şimdi şu 3 dediğimizin devamı bu. Hemen başka bir kağıda geçelim. Arkadaşlar bir tanesinin formül çıkartmasını öğrenirseniz bütün fiziksel denklemlerin formül çıkartmasına, ifadesinin yazılmasına sizin için kolaylık olur yazılması. Mevcut denklemi, birinci denklemi yazıyoruz arkadaşlar. Hemen alalım. Neydi? Şu. Şundan bunu çıkaracağız. M1 L1 kare teta 1 2 nokta. M1 çarpı L1 kare çarpı teta 1'in ikinci türevi. Zaten fiziksel parametreler ikinci mertebeden çıkması bizim beklenen bir sonu. M2 çarpı L1 kare çarpı teta 1 2 nokta. Bunları tek de yazabilirdik. Eksi formülden gelen eksi. Unutmayalım. Şu kafadaki terim M2 L1 L2 çarpı teta 1 nokta teta 2 nokta. Şurada bir kamerayı
Oynatmadan. Evet. Şunu çıkarttım. Çarpı sinüs sinüs teta 2 eksi teta 1. Başka? Eksi. Bu eksilik eksi L'den gelen formül. Eksi M1 çarpı G1 çarpı eksi eksi buradan formülden gelen eksi. Sinüsten gelen eksi buraya artı yaptı. G çarpı L1 çarpı sinüs teta 1 eşittir 0. Birinci denklemi yazdık. Evet arkadaşlar. Bu hareketimize ait birinci denklem ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem. Lagrangian'ın bu sefer ikinci ayağına geçiyoruz. Neydi? D bölü dt, dl bölü d teta 2 nokta, eksi dl bölü del teta 2. Bu da eşittir 0 olacak. O zaman aynı sıralamayı yapıyoruz. Bunu oluşturalım. L'nin teta 2'ye göre türevi. Dl bölü del teta 2'ye göre kısmi türevi. Nerede benim Lagrangian'ım? Yine burada. Alalım buraya. Birinci terimde teta 2 var mı? Yok. 0. Artı. İkinci terimde içeride var. 1 bölü 2. M2. Unutma acele etmeden. Aç parantez. Burada teta 2 var mı? Var. 2 öne gelecek. 2 teta 2 nokta. X kare 2x şeklinde çarpı L2'nin karesi artı burada teta 2 nokta var mı? Yok. Teta 1 nokta var. 0 artı burada teta 2 nokta var mı? Bak şurada var. Bunu x gibi düşünüyoruz. Türevi 1'dir. O zaman 2 çarpı L1 çarpı L2 çarpı bunlar sabit gibi koydum yerine. Teta 1 nokta burada sabit. Teta 2 1 oldu. Çarpı kosinüs teta 2 eksi teta 1. Evet. Burada bir düzenleme şu ikilerin dağıtılması. Onu da yapalım. Üşenmeyelim. Dl bölü delta 2 nokta eşittir. Bu ikiler birbirini götürse burada m2 kaldı. L2'nin karesi çarpı teta 2 nokta. Artı bu ikiler yine gitti. M2 kafada. L1 çarpı L2 çarpı teta kalemimizi terk etti. Kırmızıyla devam edelim. Teta 1 nokta. İkiler sadeleşti. M2, L1, L2, teta 1 nokta. Çarpı kosinüs teta 2 eksi teta 1. Evet. Şunu oluşturduk. Ne yapacakmışım ben bunun? Bir de zamana göre türevini alacağım. Adi türevini zamana göre alacağım. Teta nokta demek zaten zamana göre türevdi. Yazalım arkadaşlar. D bölü dt zamana göre türev. Bu ifadenin del teta 2 noktanın eşittir. Şimdi burada teta 2 nokta var mı? Var. M2 çarpı L2'nin karesi çarpı teta 2 nokta vardı. Zamana göre bir türev daha teta 2 nokta. Burada teta 2 nokta var mı arkadaşlar? Bakın bakalım. Teta 2 nokta ben burada göremiyorum. Dolayısıyla burası 0. İkinci terimden elimde ne kaldı? Bu ifade kaldı. Neyi bu almam lazım şimdi de? DL bölü teta 2'nin bizatihi kendisini çıkartacağım. DL bölü del teta 2. Lagrangian'ın teta 2'ye göre. İlk terimde teta 2 yok. Türev 0. İkinci terimde teta 2 yok. Türev. Pardon Lagrangian diye. Bir denklem. Lagrangian burada yine. İlk terimde teta 2 yok. 0. İkinci terimde kafada 1 bölü 2 var arkadaşlar. Kafada 1 bölü 2 var. M2 var. Evet şurada. Aç parantez. Şimdi bunun içinde teta 2 noktası var. Kendisi yok. 0. Artı burada zaten teta 1 var. 0. Artı 2 çarpı L1 çarpı L2. Teta 1 nokta sabit gibi. Teta 2 nokta yine sabit gibi. Şimdi kosinüs de var. Teta 2'ye göre. Çünkü kosinüsün türevi eksi sinüs. Sinüs teta 2 eksi teta 1 olur. Bu sefer içeriden eksilik gelmiyor. Çünkü teta 2 burada artı. Şu köşe parantezi de bir daha kapatalım.
düzenlersek arkadaşlar DL bölü de pardon yine aynı yerden aynı hatayı yapıyoruz. Burayı bitirdik. Burayı bitirdik. Nereye geçeceğiz? Aşağıya. Lagrangian bu kadar iki terim değil ki 4 terim. Şimdi aşağıya geçiyoruz. Hemen aynı hataları yapmamak üzere. Artı. Burada teta 2 var mı ilk terimde? Bakın yok. U1'in teta 2'ye göre türevi 0. Artı. Gel buraya. M2 çarpı G2 çarpı. L2 zaten sabit türevi 0. Artı. L2 sabit çarpı teta 2. Kosinüsün türevi eksi. Kosinüs teta 2'nin teta 2'ye göre türevi nedir? Sinüs teta 2'dir. Kapatırsak parantezi. Şimdi düzenlememizi yapalım. DL bölü del teta 2 eşittir. Şimdi 1 bölü 2 buradaki 2 ile birbirini götürsün. M2 kaldı çarpı L1 çarpı L2 çarpı teta 1 nokta çarpı teta 2 nokta eksi kafaya alalım eksiyi. Eksi kafada. Sinüs teta 2 eksi teta 1. Aşağıya ne var? Aha bir eksiyi yine kafaya alın. Eksi M2 çarpı G2 çarpı L2 çarpı sinüs teta 2. Ne yapacakmışım arkadaşlar? Bundan bunu çıkaracağım. Lagrangian öyle söylüyor. Çıkaralım yerine yazalım. Bu terimden bunu çıkaracağım. M2 çarpı L2'nin karesi çarpı teta 2 nokta. Bir dakika şurada. Teta 2 buldum şurada. Şundan bunu çıkartacağım evet. M2 çarpı L2 kare teta 2 nokta. Eksi formülasyondan geliyor. Formülden eksi geliyor. Kimi çıkartacağız arkadaşlar biz? Şunu çıkartacağız. Eksi bunların da kafalarında eksi var artı. M2 çarpı L2 çarpı L1 çarpı teta 1 nokta çarpı teta 2 nokta çarpı sinüs teta 2 eksi teta 1 artı M2 çarpı G çarpı L2 çarpı sinüs teta 2 eşittir 0. Evet arkadaşlar. Şükür sonunda işlem hatalarımız olabilir. Kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Bazen artı diyoruz, eksi yazıyoruz. Sinüs yerine sinüs deyip kosinüs yazıyoruz. Evet arkadaşlar. İki kütleli, iki sistemli harmonik sarkacın hareket denklemlerini bulduk. Birinci denklemimiz bu. İkinci denklemimiz bu. Bundan sonrası arkadaşlar matematikçilere kalmış. Bizim de matematiksel becerimize kalmış. Sonuçta ortada bir diferansiyel denklem var. Çözümü o kadar kolay değil ama formülü budur. Herhangi bir anda sarkacın özel durumlarında nasıl olsa ağır çekim kameralar var. Onların fotoğrafları çekerek çok güzel. Mesela bu M1 kütlesi nasıl olsa M2 kütlesi belli bir anda buradan geçecekler. Bu hali bir gün alacak. Bu hali alırken bunun hızı bunun hızına eşit olmayacak. Yani belli noktadan sonra bozacak. Başka mesela şu pozisyona da getirebilir kendini. Belli noktada bunu da oluşturabilir. Başka belli noktada şunu da oluşturabilir bu kütleler. İşte aynı düzlem gibi. Bu sarkacın kamera ağır çekimde ağır çekim halindeki kameralarda kritik anlarda T1, T2, T3 gibi anlarda fotoğraflayarak biz bunları bilinen değerlerden bu denklemde yerine koyabiliriz. Artı arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu kütleleri artırırsak M1, M2 artırdığımızda dolayısıyla Q1 ve Q2'ler artar. En nihayetinde bu kütleler artarsa arkadaşlar limit durumda bu bir tel gibi sallanan bir şurada civat olsun. Burada bir çelik tel de olabilir. Bir demir şeklinde olur. Yani sonuçta bu kütleler artırdığımda nereye gitmem lazım arkadaşlar? Limit durumda bunu. Tabii bunlar biraz daha ilerlemiş seviyede. Muhammed sana teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Biz de zorlandık. Uzun sürdü. Hepinize başarılar dilerim.